Merhaba arkadaşlar. Bugün Crazy Archaeologist boss'u nasıl kesilir? Onu göstereceğim. Yine Slayer kasarken task geldi bana. Onu yaptım. İtemlerim şu şekilde. Bar of Gloves, Mystic Boots, Mystic Rope, Top, Amulet of Glory. Wilderness'a gideceğimiz için fazla pahalı eşyalar almamaya çalıştım yanıma. Trident of the Sea, Zamorak Cape, Unholy ve Book of Darkness. Yüzüğüm yok. Öldüğümüzde riske edeceğimiz itemler. Brimstone Key şu anda tutuyormuş. Şöyle yapalım. Gerçi orası şey. Ölürsek işte bu itemler gidecek. 305K'lık bir zararım olacak. İtemlerimiz bu şekilde. Onun dışında nasıl gideceğiz boss'un olduğu yere? Önce boss'un olduğu yeri göstereyim. Boss'un olduğu yer burası. Dareyak diye bir yer. Ben Dareyak teleport kullanacağım. Hemen boss'un yanına ışınlanacağım. Bunu kullanamıyorsanız da şurada Burning Amulet var. Teleport yeri var. Bandit Camp. Burning Amulet'le buraya ışınlanabilirsiniz. Buradan sol çapraza koşabilirsiniz. Bu boss arkadaşlar büyüye karşı bayağı bir dirençsiz olduğu için büyüyle keseceğiz. Gidelim şimdi. Ben biraz kestim. Şöyle hatta markladım şuraları. Şu anda şurada. Şöyle vuralım. Rain of Knowledge yazdığında arkadaşlar kafasının üstünde özel atağını atıyor. Bayağı hasar yedim şu an. Burada kesmek istemiyorum çünkü kaçacak bir yerim yok. Şöyle geçeceğim. Ve Range Protection açmayı unuttum. Evet. Range Protection açıyoruz. Rain of Knowledge dediğinde geriye doğru koşacağız arkadaşlar. Şu an boss'un. Bu iyi böyle karşı karşıya. Önüm ve arkam açık. Bu şekilde kesebiliriz rahat. Boss'un kafasının üstünde yazan yazılara dikkat ediyoruz. Rain of Knowledge dediğinde geriye doğru koşuyoruz. Bekliyoruz. Şu küçük şeyler de patladıktan sonra vurabiliriz tekrar. Kesmesi gayet kolay. Bu şekilde. Büyüye karşı dirençsiz olduğu için fazla hasar yiyor. Çantanızda podunuz varsa pod alın. Pod burada kullanılabiliyor arkadaşlar. Gnom köyüne ışınlıyor bizi. Bu şekilde ilkini kestik. Prayer Potion çıktı. Şimdi şurayı markladım ben. Ben bu şekilde kesiyorum. Boss'un çıktığı yer tam şurası. Burada duruyorum. Rain of Knowledge yazdığında şuraya tıklıyorum. Daha sonra tekrar buraya gelip boss'a vurmaya devam ediyorum. Bu şekilde kesiyorum. Şurada geri sayımı var. Boss'un ne zaman çıkacağı. Çıkmasına yakın prayer'ımızı açtık. Vuruyoruz. Biraz fazla ileri gitti. Ben onu çekeceğim şimdi buraya. Rain of Knowledge dedi. Güzel, 2 yedik. Önemli değil. Burada kesiyorum arkadaşlar şimdi. Sadece boss'un kafasında çıkan yazılara dikkat ediyoruz. Rain of Knowledge dediğinde tıklıyoruz. Bekliyoruz, şu iki tane küçük de patlıyor ve buraya gelip tekrar vurmaya devam ediyoruz. Boss'tan arkadaşlar 1,5 gemlik iki tane bir nadir itemi var. Onlar çıkabilir. Bu arada. Şanslıysak tabii. Bu şekilde kesebilirsiniz bu boss'u. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.